takip edilen ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip Rusya'nın en köklü internet gazetelerinden Pravda'nın Rusça yayınında "Suriye çözümüne bir adım daha" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Suriye halkının kurtuluşu için bölge ülkelerinin ittifakının elde edilen ve edilecek olumlu sonuçların ayrılıkta bereket vardır diyenlere asıl bereketin ittifakta olduğunu göstereceğini vurguluyorsunuz. Güney Afrika, Sekunjalo Cape Town'dan yayın yapan, günlük tirajı 300 bin olan günlük gazete Cape Argus'ta "Çocuklara karşı işlenen zulüm" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda çocukların artık bu yüzyılda İkinci Dünya Savaşı yaşamış, 20. yüzyıla benzer İki Dünya Savaşı yaşamış, 20. yüzyıla benzer zulüm ve acı yaşamıyor olması gerektiğini anlatıyorsunuz. Çocukları yaşadıkları zulümden kurtarmak için atılacak adımların geciktirildiği her saniye bir çocuk daha mutlaka acı çekiyor olacak. Bunu unutmamamız gerektiğini hatırlatıyorsunuz. Merkezi Bağdat'ta bulunan bağımsız ve sol çizgiye sahip Arapça günlük gazete Almada'da yeni bir küresel aktör olarak Google başlıklı makaleniz yayınlandı. Google mu? Yazınızda, evet, Ne? Google. Google, evet. Yazınızda nefret kitlelerinin propaganda ve telkinle yaratıldığını, aynı yöntemlerin sevgi ve dostluğun yaygınlaşması için de kullanılabileceğini anlatıyorsunuz. Bunun için Google gibi büyük internet platformlarının tüm yeteneklerini ve imkanlarını mutlu, özgür ve barış içinde yaşanacak bir dünya için seferber etmelerinin öneminden bahsediyorsunuz. Kanada, Ontario'da İngilizce ve Arapça olarak basımı yapılan El Bilad gazetesinin İngilizce yayınında "Dün ve Bugün Kadınların Sosyal Statüsü" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Suudi Arabistan ve İran'da kadın hakları konusunda yaşanan olumlu yöndeki gelişmeler, kadınlara araba kullanma yasağı, kıyafet zorunluluğunun kaldırılması, uzun süredir bekledikleri ve talep ettikleri özgürlüklerin verilmesi, ayrıca diğer Müslüman ülkelerde yaşanmakta ve yaşanacak olan gelişmelere yer veriyorsunuz. El Bilad gazetesinin Arapça yayınındaysa "Bilim dünyasının materyalist gözlüğünü çıkarma zamanı gelmiştir" başlıklı makaleniz yayınlandı. Merkezi Yeni Delhi'de bulunan, Hindistan'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Müslümanlarla ilgili haber ve fikir yazıları yayınlayan internet sitesi Indian Muslim Observer'da "Ekonomik küreselleşme herkese refah sağlamıyor" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda ülkelerin uluslararası ticaret hacimlerinin, üretimin, devletler arası karşılıklı yatırım ve istihdam kapasitelerinin artırılması, toplumların atıl iş gücü potansiyelinin ekonomiye kazandırılması, küresel ekonominin tüm insanlığa fayda sunabileceği imkanlar olmakla birlikte bu avantajlardan faydalanabilmek için dürüst ve güvenilir yöneticiler, sömürü ve suistimale izin vermeyecek bir uluslararası hukuk düzeni olması gerektiğini anlatıyorsunuz. Amerika merkezli Jefferson Corner sitesinde de "Eski Dost Mısır ile Yeniden" başlıklı makaleniz yayınlandı. Gayet güzel. Maşallah. O arada Avrupa gazeteleri benim hakkımda yorumlar yayınlıyorlar. Sürekli haberler çıkıyor. Bunlar hakkında da haberdar olmak istiyorum, rica edeyim. Tabii. Hazreti İsa dünyaya geldiğinde ne olarak Hayır açıklıyor? hayır. Yani çocuk yine konuşsun da bana Tabii, bir şey anlatacağım ama. İsteyelim onu. Şu an hazırlayalım. Hazır değil. Evet, değil. Hazırlansın, rica Tamam. ederim. Tabii ki. Evet, what am I doing? Ne demek o? Ne yapıyorum ben? Ne? Ne yapıyorum ben? Ha, ben ne yapıyorum? What am I doing? Güzel.